Gözün ön kısmındaki saydam tabaka korneadır. Bunun hemen arkasında iris yer alır. Göze rengini de veren iris, kendine bağlı kaslar sayesinde göz bebeğinin boyutunu ışık şiddetine göre otomatik olarak ayarlar. Örneğin eğer karanlık bir ortamdaysak, iris mümkün olduğunca çok ışık alabilmek için genişler. Ortamın ışığı arttığındaysa daralarak göze giren ışık miktarını azaltır. Iris'in bu otomatik ayar sistemi ise şöyle çalışır. Işık göze girdiği anda bir sinir uyarısı beyne ulaşarak ışığın varlığı ve şiddetini haber verir. Beyin ise hemen geri sinyal göndererek irisi çevreleyen kasların ne kadar kasılacaklarını bildirir. Bu yapıyla paralel çalışan diğer bir mekanizma ise mercektir. Merceğin görevi, göze gelen ışınları gözün arkasındaki retina tabakasına doğru odaklamaktır. Merceğin etrafında bulunan kasların hareketiyle göze farklı açılardan ve mesafelerden gelen ışınlar sürekli retinaya odaklanabilmektedir. Tüm bu anlattığımız sistemler, gözü taklit etmek amacıyla en son teknolojiyle tasarlanmış mekanik cihazlardan çok daha küçük ama kat kat üstündür. Dünya üzerindeki en gelişmiş yapay görme sistemi bile gözle karşılaştırıldığında olağanüstü derecede basit ve ilkel kalmaktadır. Bu yapay görme sistemlerini geliştirmek için harcanan emek ve bilgiyi düşündüğümüzde gözün ne kadar üstün yaratılışla var edildiği de açıkça anlaşılmaktadır. Gözün bir tek hücresini mikroskobik düzeyde incelediğimizde ise bu yaratılışın üstünlüğü daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İçi meyve dolu kristal bir kaseye baktığımızı düşünelim. Bu kaseden gözümüze gelen ışınlar kornea ve göz bebeğinden geçip mercek tarafından retinaya doğru odaklanırlar. Peki ama retinada ne olmaktadır da buradaki hücreler ışığı algılayabilmektedir? Işık parçacıkları veya diğer ismiyle fotonlar retinadaki hücrelere çarptıklarında adeta birbiri ardınca ustaca dizilmiş domino taşlarını harekete geçirirler. Retina hücrelerinin içinde yer alan bu domino taşlarının ilki 11 sis retinal adı verilen bir moleküldür. Kendine foton isabet eden molekül şekil değiştirir. Bu şekil değişikliği ona bağlı olan rodopsin adlı proteinin de şeklini değiştirir. Rodopsin, bu sayede daha önce hücre içinde yer alan ama şeklinin uyumsuzluğu nedeniyle etkileşim içine giremediği translusin adlı bir başka proteinle birleşebilecek hale gelir. Bu birleşmenin ardından GTP isimli bir molekül de bu gruba katılır. Artık İki protein, yani rodopsin ve translusin ve bir kimyasal molekül, yani GTP, birbirine bağlanmış durumdadır. Ancak işlem daha yeni başlamıştır. GTP adlı birleşim, hücrenin içinde önceden beri var olan fosfodiesteraz adlı bir başka proteinle bağlanmaya uygun yapıdadır. Bu bağlanma sonucunda meydana gelen molekülün şekli, hücrenin içinde bir seri kimyasal reaksiyon başlatacak bir mekanizmayı harekete geçirecektir. Bu mekanizma, hücredeki iyon dengesini değiştirerek elektrik enerjisi üretir. Bu enerji sayesinde de retina hücresinin hemen arkasında yer alan sinirler uyarılır. Sonuçta göze ışık olarak gelmiş olan görüntü bir elektrik sinyali biçiminde yola çıkar. Bu sinyal dışarıdaki cisimle ilgili tüm görsel bilgileri barındırmaktadır.
Görmenin gerçekleşebilmesi için retina hücresinde üretilen elektrik sinyallerinin beyindeki görme merkezine ulaştırılması gereklidir. Ancak sinir hücreleri birbirlerine tam olarak bağlı durumda bulunmazlar. Birleşim noktalarının arasında boşluk bulunur. Peki bu durumda elektrik uyarısı yoluna nasıl devam etmektedir? İşte bu noktada yine karmaşık işlemler gerçekleşmekte ve elektrik uyarısı taşıdığı bilgiye hiç zarar gelmeden kimyasal enerjiye dönüştürülüp sinirden sinire bu şekilde aktarılmaktadır. Sinir hücrelerinin birleşme noktalarında yer alan kimyasal taşıyıcılar, gözden gelen uyarının içerdiği bilgiyi bir sinirden diğerine başarıyla ulaştırırlar. Diğer sinire gelindiğinde uyarı tekrar elektriksel sinyale çevrilir ve bir diğer atlama noktasına varıncaya dek yoluna devam eder. Böylece beyindeki görme merkezine ulaşan sinyal, hafıza merkezindeki bilgilerle karşılaştırılır ve görüntü yorumlanır. Sonuçta, başta baktığımız içi meyve dolu olan bir kaseyi, yüzlerce küçük detaydan oluşan bu mükemmel sistem sayesinde görmüş oluruz. Ve tüm bu şaşırtıcı işlemler, bir saniyeden çok daha az bir zaman içinde olup biter. Görme sürekli olarak gerçekleştiği için sistem de sürekli olarak kendini tekrar eder. Örneğin gözün içindeki zincirleme reaksiyonda görev alan moleküller her defasında orijinal hallerine döndürülürler ve reaksiyona her an baştan başlanır. Elbette bu arada vücudun başka birçok noktasında da buna benzer sayısız işlem gerçekleşmektedir. Öyle ki gördüğümüz görüntüyle eş zamanlı olarak sesini duyar, varsa kokusunu ve tadını alır, mümkünse dokunarak hissederiz. Vücudumuzdaki milyonlarca işlem ve reaksiyon da bu sırada kesintiye uğramadan devam eder.